Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 9 Aralık 2023 günlerden cumartesi. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize çok güzel bir akşam dilerim sevgili yarışseverler. Bugün 9 Aralık 2023 cumartesi günü gece yarışları 21'de başlayacak. Diyarbakır At yarışları günün kapanış koşusu olacak. Biliyorsunuz bugün 3 yarış vardı arkadaşlar. İstanbul, Adana ve Diyarbakır yarışları, Diyarbakır At yarışlarıyla günün yerli yarışlarının kapanışı olacak. Diyarbakır'da 6 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Diyarbakır'da pist sulu arkadaşlar, Adana'da olduğu gibi. O yüzden dikkat edelim altılılarımıza, özellikle Diyarbakır Hipodromu, Diyarbakır yarışları sürprize çok müsait arkadaşlar. Bugün sürpriz olacağı kanaatindeyim ama bankomata bugün bir o kadar inanıyorum. İnşallah bugün son yarışını tekrarlarsa bu rakiplerini geçecektir diye düşünüyorum. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben Belesraptor'un anne tarafından torunu olan, kanını taşıyan 8 numaralı Magic Boom isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak vereceğim. Bu safkan 7 numaralı Grand Meteor ve 10 numaralı Interceptor isimli safkanla ekri olarak yarışa katılacak. Yani bu safkanı yazdığımız zaman otomatikman 3 safkan yazmış sayılıyoruz arkadaşlar. Ve 800 numaralı Magic Boom'a rakip olarak, yani ekürlere rakip olarak, yine 2 numaralı Real Grace isimli safkan. Bu safkan da bir Invincible son temsilcisi. Safkanı bilenler zaten bilir. Gerçekten çok güzel bir şampiyondu. Güzel bir safkandı. Bu safkanın bugün Aziz Akdemir idaresinde bu pistte başarılı olmasını bekliyorum. İkinci şansı bu isme vereceğim. Yine 6 numaralı Babai Bars, 5 numaralı Endless River, 4 numaralı Unipit ve burada sürpriz olarak da koşuya 1 numaralı Gök Yıldız isimli safkanı öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 7 yarışı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koşusu, kupalı bir yarış, 178 bin lira değerinde. Burada da 3 numaralı Bogata'yı özellikle bu pistte bugün çok tutuyorum arkadaşlar. Sayın Adil Çizik'e ait bugün Yunus Çelikbaşı dairesinde piste çıkacak. Bugün öncelikle şansı vereceğim. Evet, bu safkana rakip olarak da yine 5 numaralı Yıldız Kran, yine pistin tecrübeli ismi arkadaşlar, Necmi Altın idaresinde yarışa katılacak olması büyük bir avantaj sağlamış safkana. Yine 2 numaralı Baba Şahin, yine Bayduhan gibi bir şampiyonun anne tarafından torunu, kanını taşıyor. Bugün İsa Akyavuz idaresinde bu safkana da dikkat edilmeli. Yine 3-5-2'nin dışına çıkarsa 4 numaralı Pamukkale ve 1 numaralı Articulo Mortis isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla devam edecek. Burada da bana göre günün en zor koşusu, aslında hepsi demem lazım burayı da, yine sıralama şeklinde vereyim arkadaşlar. Öncelikle son yarışında da banko olarak verdiğim Banaz Bey torunu, hatta son 5 yarışında da sürekli birinci safkan olarak verdiğim Banaz Bey'in torunu 6 numaralı Dayı Ahmet, bu gruptan bana göre bir gömlek üstün bir safkan. 6 numaralı Dayı Ahmet'i öncelikli şansı isim olarak görüyorum. Yine bu safkana rakip olarak ekri isimlerden 7 numaralı Şimşekoğlu'nu ben bugün ikinci şanslı safkan olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Burahan, özellikle son günlerde bu safkanın formuna dikkat diyorum arkadaşlar. Bugün bu koşuda sürpriz çıkacağı kanaatindeyim. Yine 9 numaralı Aşkar Devzade. Evet, bu safkanların dışına sürpriz safkan yazmak isteyen arkadaşlarım, yine ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan olan 3 numaralı Reber, kendisini çok iyi tanıyan Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda yine sürprize dikkat edelim
sevgili yarışseverler. Yine 4 numaralı Balkuhan ve 2 numaralı Onkut sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Yine burada da 3 numaralı Prenses Beyza form durumunu çok beğendiğim bir isim. Ardı ardına 3 yarış kazandı sanırsam Sayın Semra Aksu'ya ait bir isim. Evet, İsa Katar idaresine çıktı. Son 3 koşusunu da yine şartlı 19, şartlı 3 ve handikap 14 koşularda kazanmasını bildi. Evet, bu safkana rakip olarak da yine 8 numaralı Hat Matra, 5 numaralı Phantom Warriors ve 4 numaralı Gökçe Bayırlı. Evet arkadaşlar, burada yine favori safkan 1 numaralı Hişman In My Heart'ı da ihmal etmeyelim. Yani burayı 3-8-5-4-1 ben ayırmadan yazılmasından yanayım. Son 2 ayakta altılıları rahatlatacağım kanaatindeyim. Evet, altılı Gani'nin 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 19 yarışı. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı şablon şeklinde sıralı olarak paylaşmaktayım. Evet, grubumuzun aylığı 200 lira, 3 aylık katılım 450 lira, 6 aylık katılım da 750 lira sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532-601-54-86 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek 5. ayağa geçiyorum. Arkadaşlar 5. ayakta esasen Güncana'nın tayı 1 numaralı Rock Family Aziz Akdemir idaresinde bu yarışı kazanacak seviyede görünen bir isim. Ancak ben burada yine beğendiğim bir safkan var. Gerçi 2 yarış koştu Şanlıurfa pistlerinde. Ender Efe'nin tayı, özellikle anne babası final yavrusu bugün Ferit Yazımcı idaresinde piste çıkacak. Ben bu safkana dikkat diyorum. 1 numaralı Rock Family'nin yanına safkan yazmak isteyen arkadaşlarım 5 numaralı Dede Mustafa'yı yazabilirler. Yine bomba isim olarak da 4 numaralı Çerçi isimli safkanı öneririm. Yine dediğim gibi burada 1 numaralı Rock Family'yi de banko tercih edebiliriz arkadaşlar. Ya da 1-5 şeklinde bu koşuda sürpriz arayabiliriz. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Burada özellikle bu pistte, sulu pistte bu rakiplerini geçmesini beklediğim, göstermiş olduğu beden dili, eşkali, buna müsait olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Çok beğendim. Bugün Ferit Yazımcı idaresinde son yarışını tekrar etmesi durumunda bu rakiplerini geçeceğini düşündüğüm Bilgin'in tayı, Şövalye'nin torunu Sayın Hüseyin Becene'ye ait 11 numaralı Köy Ceyizi günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim sevgili yarışseverler. En önemlisi sağlık tabii. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle sigara içen arkadaşlarım sigarayı bıraksınlar. Çünkü sigaranın zararı belli bir yaştan sonra çıkıyor arkadaşlar. Bunun nedeni de doktorun açıklamasına göre 40-45 yaşından sonra çıkıyor. Kimse sigarayı içerken yok bana zararı yok, ben iyiyim, ben süperim, ben koşuyorum, ben merdiven çıkıyorum der dedi doktor bana bunu, profesör. Ama 45-50 yaşından sonra tabii bu anatomik olarak herkes de aynı. Damarlar yavaş yavaş daralıyor. Organlar yavaş yavaş küçülüyor. Tabii damarlar daraldığı için organlar da yavaş yavaş daralıyor. Ve bundan sebep işte vücudumuzdaki nikotin her şeyi tıkıyor. Ve çaresiz hastalıklar çıkabiliyor arkadaşlar. Tabii beni dinlemeyip aman bana da bir şey olacak diyen arkadaşlarım olabilir. Ama bana keşke bu kelimeleri bu şekilde izah ederek bir arkadaşım anlatsaydı. İnanın dinlerdim. Umarım sizler de çoluk çocuğunuz için, aileniz için, sevdikleriniz için kendinize değer verirsiniz. Kendinizle barışık olursunuz. Umarım sizler de bırakırsınız. Bu da benim en içten dileğim, en içten temennim. Sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.